Topraklarının %66'sı riskli bölgelerde yer alan ülkemizin önünde pek çok can ve mal kaybına sebep olan bir deprem gerçeği var. Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiçbir canımızı depremlerde kaybetmek istemiyoruz. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak depremle mücadelemizi milletimizle birlikte güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Ve bu çerçevede belediyeler ve TOKİ konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrasında kentsel dönüşüm kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2.8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle 140 bini de İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. Sağlıksız olarak tespit edilen 1.1 milyon konutun dönüşümünü 4 yıl içerisinde bitirmekte kararlıyız. Yatay mimari merkezli, tarihsel dokusu korunmuş, altyapı ve üst yapısı güçlendirilmiş, sıfır atık uyumlu ve çevreci binaları inşa ederken şehirlerimizin de çehresini değiştireceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoğu yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak. Depremin sebep olacağı acıları tedbirlerle önleyecek, şehirlerimizi de geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Ben bu anlamda milletimize her zaman yaptığımız çağrımı yenilemek istiyorum. Gelin vatandaş, belediye ve bakanlığımız işbirliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım. 1-7 Mart deprem haftasının ülkemiz ve milletimiz için bir farkındalık oluşturmasını diliyor. Allah'tan bütün vatandaşlarımız için afetlerden uzak, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.